Türkiye'nin döner için Avrupa Birliği'ne yaptığı tescil başvurusu dönerin en popüler yiyecek olduğu Almanya'da tartışmaya yol açtı. Berlin merkezli Alman Kebapçılar Birliği Gıda Bakanlığı'ndan duruma müdahale etmesini istedi. Alo, bütün. Nächste bitte. Maşallah, maşallah. Almanların üçte biri ayda en az bir kez döner yiyor. Ülke genelinde 15 binden fazla kebap restoranı var. Bunlardan 1600'ü başkent Berlin'de bulunuyor. Tüm bu veriler Türkiye'nin geleneksel lezzeti dönerin Almanlar için de olmazsa olmaz bir lezzete dönüştüğünü kanıtlıyor. Türkiye 2022'de dönerin geleneksel ürün adı olarak tescil edilmesi için harekete geçmişti. Nisan ayında başvurunun Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmasıyla birlikte Almanya'da yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Çünkü dönerin Avrupa Birliği tarafından Türkiye'den geleneksel olarak tescillenen ilk ürün olması halinde Almanya'daki restoranların orijinal döner tarifine birebir uyması istenecek. Ancak Alman dönerciler buna karşı çıkıyor. Türkiye'nin tescil başvurusuna yönelik itiraz süresinin dolmasına az süre kala Almanya'daki kebapçıları tek çatı altında toplayan Berlin merkezli bir grup Gıda Bakanlığı'ndan duruma müdahale etmelerini istedi. İngiliz The Times gazetesi, Almanların döneri ulusal yiyecekleri olarak gördüğünü, Türkiye'nin tescil için attığı adımın Almanya'nın kültürel kimliğine saldırı diye nitelendiğini yazdı. Nisan ayında Türkiye'nin başvurusuna yönelik 3 aylık itiraz süresi başlatılmıştı. Bu sürede herhangi bir itiraz olmaması halinde döner, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'den geleneksel olarak tescillenen ilk ürün olacak, koruma altına alınacak. Diğer deyişle içeriği de hazırlanışı da usule aykırı yapılamayacak.